Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte market analizi yapacağız. Bitcoin'deki son durumu değerlendireceğiz ve neler yapılması gerektiğini sizlere açıklamaya çalışacağım. Kendi planlarımdan bahsedeceğim. Dünün üzerine olan gelişmelerde şu an ne konumdayız ve nereleri hedefliyorum? Nerelerde işleme dahil olmayı planlıyorum ve bunların nedenleri ne? Bunları sizlere açıklamaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce arkadaşlar biliyorsunuz Twitter hesabı açtık ve burada analizleri paylaşıyorum. 3 saat önce Bitcoin analizini paylaşmışım. Bu tarz verilerden, eğitim içeriklerinden gördüğünüz gibi içeriklerden yararlanmak istiyorsanız hepinizi mutlaka Twitter hesabına bekliyorum. Twitter hesabının da linklerini videonun açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına bırakacağım. Oradan hepiniz katılabilirsiniz. <laughs> İlk olarak başlamak istediğim konu Bitcoin'deki güncel fiyat hareketi. Baktığımız zaman Bitcoin şu anda 64.616 seviyelerinde ve bu aradaki seviyeleri Twitter'dan da bahsettiğim gibi, şurada bir önceki analize bakacaksanız buradaki ara seviyelerin talep noktası olduğunu belirtmiştim. Peki bu talep noktalarının özelliği neydi? Burada yer alan talepler neticesinde Bitcoin fiyat hareketinin 64.000 ile 65.000 aralığındaki banttan dönüş alabileceğini net bir şekilde belirtmiştim. Hatta onu da arkadaşlar şuradan gösterebilirim sizlere. 64.000 ile 65.000 mevcut fiyatın hemen altında yoğun talep gözlemlenebilecek nokta olduğunu burada belirtmiştim bir önceki gün paylaştığım tweet'te. Peki şu an hangi konumdayız? Şu an bu talep konumu denendi. Bu incelemeden sonra biz şuradaki mum içerisinde bir video hazırladık. Ve mumdan sonra aşağı doğru bir çöküş tahmin ettiğimiz gibi geldi. Ve beklediğimiz talep konumu denendi. Sonrasında hızlı bir şekilde toparlanma oldu. Çünkü bu talep konumunun çalışacağı belliydi. Çalıştı da yukarı geldi ama şuradaki kanalın içerisine kendisini atamadı. Atamadığı için tekrardan aşağı denedi sonraki 4 saatlik mumlarda ve tekrar talep konumuna geldi. Ama dikkat ettiyseniz burada aldığı tepki daha küçük. Bu bizim için çok büyük bir sinyal. Mumları bu şekilde okursanız arkadaşlar kısa vadede ve orta vadede çok güzel gelir kazanabilirsiniz. Hatta daha önemlisi paranızı kaybetmezsiniz. Her zaman en önemlisi para kaybetmemektir. Peki burada ne anlayabiliriz bundan? Öncelikle şuradaki talep noktası çalıştı mı çalıştı. Burada bir talep var ama yeterli mi? Yeterli değil. Satıcı baskısı hala devam ettiği için fiyat hareketi aşağı gitme eğiliminde ve buradaki talep noktası ne kadar fazla denenirse o kadar fazla talep işlemi alınıyor ve sonrasında hareket tekrar aşağı yönlü dönüyorsa. Demek oluyor ki buradaki nokta zayıflıyor. Yani biz buradaki talep noktasını artık daha zayıf bir talep noktası olarak değerlendirebiliriz. Neden? İlk temasta güçlü bir destek aldı ama yetmedi. İkinci temasta bu güçlü talep noktası tekrardan temas aldı. Yukarı çıkmaya çalıştı ama çıkabildiği nokta 64.600'ler oldu. Yani yine yetmedi. Üçüncü teması geldi. Yine çalıştı. Yine talepler var. Yine alımlar var. Ama bunlar da yetmedi. Bu demek oluyor ki piyasada hala aşağı gidebilecek bir potansiyel var. Bunu göz önünde bulundurmak zorundayız eğer ki para kaybetmek istemiyorsak. Peki nereye kadar gidebilir? Altta yeni bir bölge ekledim. Bu bölge yine sağlam bir şekilde çalışabilecek ve daha güçlü şekilde alımla tepki verecek bir talep bölgesi. Burası neresi? 62.500 seviyesiyle 62.673 seviyesi arasındaki şu nokta. Yani fiyat hareketi eğer şurada tutunamazsa ki burada bir haber akışı ve naratif akışı gelmezse ki tutunamayacak gibi gözüküyor. Tutunamadığı takdirde bizim geleceğimiz konum şurası olur ve burayı yüksek ihtimalle sadece şurada gördüğünüz iğne gibi alıp yukarı yönlü olarak sert bir şekilde döner. Yani burada yakaladınız yakaladınız ama tam olarak bu konuma kadar geril bu konuma kadar geri çekilir diyemem. Tabii ki şuradaki mumun değerlendirmesini yapmak ve bu ara konumda olan 63.500'ü de işin içine katmak gerekir. Ama benim beklentim sert bir mumla yani şu kadar bir hacimli mumla tekrar buranın denenmesi sonrasında hızlı bir şekilde toparlanma hareketi ve yukarı yönlü akışın devam etmesi yönünde olacaktır. Bu durumda da piyasada alarm atmayı unutmayın. Yani siz şimdi burada sağ tık yaptığınızda sağ tık yaptıktan sonra buraya trading view üzerinden alarm ekleyebiliyorsunuz kullandığınız borsalarda Bitget'te vesaire alarm kurabiliyorsunuz. Alarm kurmayı unutmayın arkadaşlar. Alarm kurmak sizi bu tarz eylemlerde hızlı şekilde içeri dahil olabilme ya da hızlı şekilde kurtarabilme imkanı sunar. Bunu da aklınızın bir köşesinde bulundurun. Peki tamamen bu analize mi hareket edeceğiz? Kesinlikle hayır. Bitcoin dominans verimiz var. Bakın dominans verisi bizlere yine bir ipucu veriyor. Nedir bu? Şuradaki trendi görüyorsunuz değil mi? Daha önceki videoda bahsettiğimde bu trendin altındaydık. Dominans verisi zaten bin günün üzerinde bizi süründüren bir görünümde. Ama bu süründürme aşağı doğru dönerse herkesin beklediği bu altcoin yükselişi olabilir. Tabii ki döngüler değişiyor. Peki şu anda bize ne söylüyor bu veri? Trendin üstüne çıktı. 56,50 seviyelerini denedi. Buradan red yedi. Geri çekildi. Kapanışı 56.19'larda yaptı. Sonrasında tekrar yukarıyı denedi. 56.40'lara kadar çıktı. Geri çekildi. Trendin üzerini deniyor. Bakın trendin üzerinden tekrar yukarı dönmesi demek. Bu hareketin şuraya gelip buradan tekrar yukarı gitmesi demek. Şu yanda gördüğünüz altcoin'lerin daha da aşağılara geri çekilmesi demek. Bakın VLD 2.72 geri çekilmiş. Render 7 dolara geri çekilmiş. Dogecoin 12 sente geri çekilmiş ki gün içinde daha da düşük seviyeleri gördü. Yani ben burada işleme ortadan dahil olmamanın önemini bu yüzden anlatıyordum. Dogecoin'de de işleme ortadan dahil olabilirdik. Çünkü çok güzel konumlarda 13.5'lar, 13.5'lar, 13'ler güzel konumlarken ki hatta bakın Doge'yi açayım. Dogecoin'de şurayı çok güzel bir alım konumu olarak belirlemiştik. Ancak burası sürekli temas aldığı için işleme ortadan girmememiz gerektiğini söylemiştim. Ki iyi ki de girmemişiz sonrasında çok sert bir düşüş gözlemlendi. 0,11 centler denende sonrasında yukarı döndü Ama şu anda altcoinlerde mükemmel bir ucuzluk var Bu ucuzluğu doğru şekilde değerlendirmek için Benim yapacağım Naçizane şey şu olur Kesinlikle bir vadeli işlem alacaksam Bitcoin'de Hızlı bir geri çekiliş beklerim çünkü bakıldığında yüzde 2,58'lik bir geri çekiliş yaptı bugün Bitcoin Yüzde 2,58'den Yukarı döndüğünü ben nadir gördüm bunu 4-5'in üzerine rahat çıkarması lazım Bitcoin'in ve bu geri çekilişle birlikte dominans da yukarı kendisini ittirecek. Bu ittirmeyle altcoin'lerde hem spot hem vadeli işlemlere dahil olabileceğiz. Bunlardan kar sağlayabileceğiz. Bunu unutmayın. Siz işlemi kovalamayın. İşlemi bekleyin, kurgulayın. İşlem size geldiğinde işleme dahil olun. Bu sayede zarar etme olasılığınız azalacaktır arkadaşlar. Bakın kesinlikle kar edersiniz. Devasa paralar kazanırsınız. Şunu alın bunu alın demiyorum. Eğer Planı kuran sizseniz zarar edecekseniz bile kontrollü bir zarar edersiniz. Benim amacım bu, anlatmaya çalıştığım bu. Bu yüzden videolarım az izleniyor. Bu yüzden Twitter hesabını yeni açtık ve sadece 200 kişi takip ediyor. Çünkü size umut satmıyorum. Satsaydım şurası 199 değil, 19.999 olurdu. İşte fark burada arkadaşlar. Eğer farklı bir şey istiyorsanız ben bunu size maalesef veremem. Bunu size verebilecek kişilere yönelmenizi tavsiye ediyorum yatırım tavsiyesi ya da işte size şunu alın bunu alın yükselecek uçacak kaçacak diyemem. Reel verilerle konuşurum. Kendi yaptıklarımı sizlere anlatırım. Bunları değerlendirmek tamamen sizin sorumluluğunuzda. Videonun başında söylediğim gibi arkadaşlar Twitter hesabına mutlaka hepinizi bekliyorum. Bu videoyu da beğendiyseniz bu tarz video içerikleri hoşunuza gidiyorsa benim tarzımı seviyorsanız Yapmanız gereken beğeni butonuna basmak, yorum yapmak, kanala abone olmak, kısacası bana destek olmak. Daha fazla destek olmak isteyenler için de partnerimiz Bitget borsasının referans linki videonun açıklamalar kısmında. Eğer ki oradan kaydolup işlemleri Bitget'te açarsanız benim referansımla kanala da küçük bir destek olmuş olursunuz. Bunu yapanlara da ekstra teşekkür ediyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.